Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte 2. ünitemizin 2. konusu olan İslamiyet'in doğuşu ve değişim konusunu hep beraber detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birazdan ders ekranıma geçiş yapacağım. Ekranda göreceğiniz ders notlarımın PDF halini açıklama kısmından alıp sizler de kullanabileceksiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açarak Sizler de ders ve videolar geldikçe anında haberdar olabileceksiniz. Hadi o zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve konumuza geçiş yapalım. Bugün ikinci konudayız arkadaşlar. İslamiyetin doğuşu ve değişim diyeceğiz. Aslında birazcık din kültürü konularına da benzerlik gösteriyor ama bizim konularımızın arasında yer alıyor. Çünkü işin içerisine tarihte girmiş oluyor. Şimdi İslamiyet doğmadan önce biliyoruz ki Arap Yarımadası'nda her türlü haksızlık, adaletsizlik ve eşitlik yaygı, eşitsizlik yaygındı. Eşitlik yaygın değil, eşitsizlik yaygındı. Çünkü hatırlayacaksınız, Arap Yarımadası'nda İslamiyetten önce cahiliye dediğimiz bir dönem vardı. O kadar kötü uygulamalar var ki kız çocukları küçücük yaşta diri diri toprağa gömülüyordu. Putperestlik var. Hatta o kadar kötü bir durumda ki kendi yaptıkları putlara tapıyorlar. Sonra da helvadan yaptıkları putlara acıkınca geri tekrardan yiyorlar. Falcılık var, büyücülük var. Putlara tapıyorlar. Kabileler arasında kan davaları yaşanıyor. Yani Arap Yarımadası dediğimiz yerde ki haritadan sağ taraftan görebilirsiniz. Şu şöyle ayakkabı şeklinde böyle bir ayak şeklinde duruyor ya. Burası işte Arap Yarımadası dediğimiz yer tamam mı? Burada ne yaşanıyor? İşte İslamiyet'ten önce cahiliye dediğimiz dönem yaşanıyor sevgili arkadaşlar. Peki işte o cahiliyeyi bitirecek bir güneş doğuyor. Hazreti Muhammed 571 yılında Mekke şehrinde dünyaya geliyor. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah. Daha dünyaya gelmeden babasını kaybediyor. 6 yaşında annesini kaybediyor. 8 yaşında dedesi Abdülmuttalip'i kaybediyor. Bu yaştan sonra bildiğiniz gibi amcası Ebu Talip'in yanına yerleşiyor. Ve 25 yaşına geldiğinde de ticaretle uğraşan Hazreti Hatice ile evleniyor. Şimdi Hazreti Muhammed'in belki de en önemli özelliklerinden bir tanesine geliyoruz. Hazreti Muhammed herkes tarafından güvenilir bir insandı. O dönemde Hazreti Muhammed'i sevmeyenler bile onun adaletinden şaşmayacaklarını biliyorlardı. Bu yüzden bir hakemlik, bir hakimlik olayı olacağı zaman hemen Hazreti Muhammed'e başvuruyordu. Hatta Hazreti Muhammed'in dürüstlüğünden ve güvenilirliğinden dolayı ona Muhammedül Emin güvenilir Muhammed adı da verilmiştir diyoruz. Ve 610 yılına geldiğimizde Allah tarafından ilk emir peygamber olduğu Hazreti Muhammed'e bildiriliyor. 610 yılında ilk vahiy Allah tarafından gönderiliyor. Peki hocam vahiy ne demek gelelim buraya. Sağ tarafa kavram bilgisini verdim. Vahiy Tanrı tarafından tanrısal bir buyruğun ya da bir düşüncenin peygambere bildirilmesidir. Yani Allah'ın emrini peygamberine bildirmesine biz vahiy diyoruz. İlk gelen vahiy ikra vahiy, ikraydı. Neydi? Oku emrini Allah Hazreti Muhammed'e gönderiyor. Hazreti Muhammed Efendimiz yani sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten hemen sonra İslamiyeti yaymaya başlıyor, anlatmaya başlıyor. Ancak Mekke'nin ileri gelenleri İslamiyete şiddetle karşı çıkıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü İslamiyet köleliği yasaklıyor. İslamiyet herkesin eşit olduğunu söylüyor. İslamiyet insanlara iyi davranılması gerektiğini söylüyor. Ama o insanların çıkarları zedelendiği için İslamiyete karşı çıkıyorlar ve Müslümanlara baskı yapmaya başlıyorlar. Baskılar o kadar yüksek boyutlara çıkıyor ki Hz. Muhammed Peygamber Efendimizi bile taşlıyorlar şiddetli boyutlara çıktığında Allah Hz. Muhammed'e diyor ki artık Mekke'den başka bir yere gitmelisin diyor. Ve 622 yılına geldiğinde Medinelilerin daveti üzerine Hz. Muhammed ve bazı Müslümanlar Medine'ye göç ediyorlar. Biz bu göç olayına arkadaşlar hicret diyoruz. Unutmayalım Mekke'den Medine'ye yapılan göçe hicret diyoruz. Peki burada birkaç tane önemli kavram öğreneceğiz. Mekke'den Medine'ye göç edenlere ne diyormuşuz? Muhacir diyoruz. Medine'de muhacirleri karşılayan, onlara evlerini açan insanlara da biz ensar diyoruz. Şimdi artık Hz. Muhammed nereye geldi? Medine'ye geldi sevgili arkadaşlar. Medine'de devletini kurdu, İslam devleti ve Müslümanlığı yaymaya gayret ediyor. O arada da tabii ki burada artık Mekkelilerle savaş başlayacak. 624 yılına gelindiğinde Mekkelilerle Müslümanların ilk savaşını görüyoruz. 624 Bedir Savaşı Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında yapılan ilk savaştır diyoruz. Savaşı kesin bir galibiyetle Müslümanlar kazanıyor sevgili arkadaşlar. Hz. Muhammed daha sonra esir alınan Mekkelileri görüyor ve ellerinin çözülmesini istiyor. Ve onlara şöyle diyor. Eğer 10 tane Müslümana okuma yazma öğretirseniz sizleri serbest bırakacağız diyorlar. Bu bölüm sadece bize zaten şunu gösterir ki İslamiyet ve Hazreti Muhammed eğitime, öğretime önem veriyor. Bedir Savaşı'nın sonucunda bunu anlayabiliriz. Aradan bir yıl geçiyor, bir diğer savaş başlayacak. Uhud Savaşı arkadaşlar yine Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında yapılan ikinci savaştır. Bu da Uhud Dağının yakınında yapıldığı için bu ismi almıştır. Hazreti Muhammed bu savaşta şöyle bir taktik izliyor. Uhud Dağı'na 50'ye yakın okçu yerleştiriyor ve okçulara şunu tembih ediyor. Diyor ki: "Bizim cesetlerimizi, ölülerimizi kuşların yediğini dahi görseniz buradan ayrılmayacaksınız." diyor. Bu emri verdikten sonra savaş başlıyor. Aslında Müslümanlar ilk başta iyi giderken o arada Mekke'lilerin kaçtığını gören o tepeye yerleştirilen okçular ganimetlerden pay alabilmek için tepeyi terk ediyorlar. O arada Mekkeli müşriklerin komutanı olan henüz Müslüman olmayan Halid bin Velid o Uhud Dağı'nın etrafından dolaşarak atlı askerleriyle birlikte Müslümanların arkasına geçiyor. O arada kaçan Mekkeliler de geri dönüyorlar ve Müslümanlar iki ateş arasında kalıyor ve bu savaş Müslümanlar için yenilgiyle sonuçlanıyor. Müslümanlar bu savaşı maalesef ki kaybediyor. 70'e yakın Müslüman şehit oluyor ve Hazreti Muhammed'in amcası Hazreti Hamza, Allah'ın arslanı dediğimiz Hazreti Hamza da Uhud savaşında şehit olanlar arasında. Bu da zaten bize şunu gösteriyor ki peygamberin sözünün dinlenmesi gerektiğini buradan da çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Geliyorum 627 yılındaki 3. ve Mekkelilerle yapacağımız son önemli savaşa Hendek savaşı. Hendek çukur demek arkadaşlar. Şimdi Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında yapılan son savaş. Burada Hazreti Muhammed şöyle yapıyor. Medine'de topluyor halkı, insanları ve onlara danışıyor. Bu sefer nasıl savaşalım? Saldıralım mı? Savunalım mı? Yoksa başka bir taktik mi izleyelim diye. Orada İranlı bir e, İranlı bir kişi var ve o İranlı kişi Selman'ı Farisi. Selman'ı Farisi diyor ki şehrin etrafını çukur kazalım, hendek kazalım ve savunma savaşı yapalım deniliyor. Bunun üzerine bu öneri kabul ediliyor. Sadece bu durum bile Hz. Muhammed'in insanların fikirlerine önem verdiğini, onlara saygı duyduğunu gösterir. Bu noktadan bile baktığımızda bizim için çok önemli bir durum diyebiliriz. Mekkeliler Medine şehrinin önlerine geliyorlar. Medine'ye giremiyorlar çünkü büyük büyük hendekler var. Bir ay kuşatma yapıyorlar. Sonra erzakları bitince geri dönüp gidiyorlar. Yani yine savaşı Müslümanlar kazanmış oluyor. Daha sonraki süreçte arkadaşlar Hudeybiye anlaşması var. Hudeybiye anlaşması bizim için çok önemli. Çünkü Müslümanlar önce Kabe'yi ziyaret etmek istiyorlar. Biliyorsunuz ki Kabe bizim kutsal vazifelerimizden yapmamız gereken Müslümanların vazifelerinden bir tanesi. Mekkelilerle Müslümanlar arasında Kabe'yi ziyaret edip etmeme konusunda tartışma çıkıyor ve sonunda da bir anlaşmaya gidiliyor. Hudeybiye anlaşması. Bu sorun bu şekilde çözülmüş olacak. Aslında bizim için önemli kısım şu şurası. Bu anlaşmayla Mekkeliler Müslümanları resmen tanımış oluyorlar. O güne kadar Müslümanların varlığını kabul etmiyorlardı. Anlaşma imzaladılarsa Mekkeliler Müslümanları tanımış ve kabul etmiş demektir. Bizim için önemli başlıklardan bir tanesi de burası. 630 yılına geldiğimizde ise artık Mekke fethedilecek. Olay şu şekilde gelişiyor. E, bir anlaşmasında şöyle bir konu konuşuluyor. Müslümanlar bu sene değil seneye Kabe'yi ziyaret edecek diye o arada arkadaşlar e, Mekkeliler verdiği sözleri tutmuyorlar. Mekkeliler verdiği sözleri tutmayınca da 630 yılında Mekke fethedilecek ve Kabe putlardan temizlenecek. İşte bundan sonra İslamiyet tüm Arabistan'da yayılmaya başlayacak. 632 yılına geldiğimizde bizim için hüzün yılı başlıyor. 632 yılında veda hutbesi yapıyor Peygamber Efendimiz ve veda hutbesinde insanlara çok önemli sözler söylüyor, çok önemli öğütler veriyor. Aslında veda hutbesi bu noktadan baktığımızda insan hakları belgesi olarak bile kabul edilebilir. Çünkü insanların eşit olduğu, hepsinin hakları olduğunu Peygamber Efendimiz orada veda hutbesinde bizlere dile getiriyor. Bu öğütlerini sadece Müslümanlara değil tüm dünyaya veriyor. Bu yüzden Peygamber Efendimizin bu hutbesi evrensel bir belgedir de diyebiliriz. Artık Mekke fethedildi ve Mekke fethedildikten sonra 632 yılında Hazreti Muhammed veda haccını yaptı ve vefat ederek artık en sevdiğine kavuştu, Allah'a kavuştu. Peki şimdi sonrasında ne olacak? Hazreti Muhammed vefat etti. İslamiyetin başına kim geçecek? İşte halifeler dediğimiz döneme geliyoruz. Dört halife dönemi. Peki halife ne demekmiş? Halife Hz. Muhammed'in vefatından sonra Müslümanların dini, siyasi ve askeri liderliğini yapan kişiye biz ne diyoruz? Halife diyoruz. Yani Peygamber Efendimiz'den sonra Müslümanların lideri diyebiliriz. Dört halife Müslümanların ileri gelenlerinin neyiyle belirleniyor? Seçimiyle belirleniyor. O zaman seçimle belirleniyorsa Şöyle diyebilir miyiz? Demek ki demokrasi gibi bir şey de burada uygulanmış demektir. Zaten 4 halife dönemi seçimle belirlendiği için cumhuriyet devri de denir aslında bu döneme. İlk halifemiz Hazreti Ebu Bekir. Hemen bakalım. Hazreti Ebu Bekir İslamiyet'in ilk halifesidir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra hemen ortaya yalancı peygamberler çıkmıştır. Ben peygamberim diyerek insanları kandırmaya çalışanlar onlarla mücadele ediyor. Ve geliyorum en önemli olayına. Hafızların birçoğu savaşlarda şehit oluyor arkadaşlar. Şehit olmaları üzerine Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bir araya getirerek, toplatarak Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren halife Hazreti Ebu Bekir'dir. Hazreti Ebu Bekir'den sonra halifelik Hazreti Ömer'e geçmekte. Hazreti Ömer İslam devletinin sınırlarını büyütmüştür. Kudüs'ü, Suriye'yi Filistin'i ve İran'ı fethetmiştir. Yine Hazreti Ömer döneminin önemli bir olayı. Hicri takvim hazırlanıyor ve hicret dediğimiz 622 tarihi başlangıç kabul ediliyor. Sınırların genişlemesi sonucunda artık devletin önemli teşkilatları da kuruluyor. Mesela hazine oluşturuluyor, illere valiler gönderiliyor. Yani e, İslam devletini devlet haline getirme çalışmaları da Hazreti Ömer döneminde yapılıyor diyebiliriz. Hemen devam ediyorum. Üçüncü halife Hazreti Osman dönemi arkadaşlar. Hazreti Osman döneminde fetihler devam ediyor. Kıbrıs, Libya, Tunus ve Horasan fethediliyor. Bunları ezberlemenize gerek yok ama şunu bilin. Fethediliyorsa, yeni topraklar kazanılıyorsa İslam devletinin sınırları büyüyor demektir. Ve İslam donanması kuruluyor. Kıbrıs fethediliyor. O zaman e, İslam donanması kuruluyorsa İslamiyet'te artık ne başlamıştır? Müslümanlar arasında gemicilik faaliyetleri de başlamış diyebiliriz. Geldim. Hazreti Osman döneminin en önemli ve sınavlarda artık sorulması beklenen yerine Kur'an-ı Kerim'i çoğaltan halife ise Hazreti Osmandır. Kitap haline getiren kimdi? Hazreti Ebu Bekir'di. Çoğaltan ise Hazreti Osman diyoruz. Dördüncü ve son halifemiz ise sevgili arkadaşlar Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in e, Hazreti Muhammed'in yeğenidir. Kızıyla evlidir aynı zamanda. Müslümanlar arasındaki ayrılıklar Hazreti Ali döneminde iyice keskinleşiyor. Hazreti Osman döneminde bu ayrılıklar başlıyor ama keskinleşmesi Hazreti Ali dönemine denk geliyor. Ve fetihler bu kavgalar sebebiyle duruyor arkadaşlar. Bu yüzden devletin merkezini Medine'den Irak'taki Kupe şehrine taşıyor. Ama daha sonra can sıkıcı bir olay var. Hazreti Ali şehit ediliyor ve böylece 4 halife devri maalesef ki sona eriyor. Böyle üzücü bir olayla çünkü Hazreti Ali ki Hazreti Peygamber Efendimizin Muhammed'in yeğenidir. Şehit edilmesiyle 4 halife dönemi sona eriyor. Peki hocam halifelik kime geçiyor? Halifeliğin geçtiği devlet Emeviler arkadaşlar. 4 halifeden sonra Şam merkez olmak üzere kurulan bir devlet. Yani yaklaşık olarak şu bölgede kurulan bir devlet ama bakın dikkat edin topraklarını ne kadar genişletmiş. Yeşil yerlerden anlayabilirsiniz. Muaviye denilen kişi artık halife oldu. Muaviye kendisinden sonra yerine oğlu Yezid'in geçmesini istiyor ve zaten biz şunu söyleyebiliriz ki artık halifelik babadan oğula geçer hale geliyor. Önceden önemli kişiler seçim yapıyorlardı ama bakın artık Muaviye oğlu Yezi'de halifeliği verdi. Bu da halifeliğin saltanata dönüştüğünün bizim için bir kanıtıdır. Burası çok önemli bir noktaydı. Emeviler arkadaşlar maalesef İslam devletleri arasında eşitliğe çok fazla dikkat etmiyorlar. Hazreti Peygamber'in söylediği herkes eşittir. İnsanların rengine bakılmaz, takvasına, ibadetlerine bakılır sözünden ziyade Emeviler biraz daha Arapların daha üstün olduğunu savunuyorlar ve Arap milliyetçiliği yapıyorlar. Hatta Arap olmayanlara ne diyorlar biliyor musunuz? Arap olmayanlara mevali diyorlar. Mevali ne demek hemen söyleyelim. Mevali köle demek. Yani bu adamlar şunu savunuyorlar. Arap'tan üstünsün. Arap değil başka bir ırktan bir Müslümansan mevalisin, kölesin diyorlar. İşte zaten bu anlayış bile Emevi devletinin yıkılmasına sebep olacak durumlardan bir tanesi. İslamiyetin yayılması bu yüzden yavaşlıyor ve Türklerin Müslüman olması bu sebepten dolayı gecikiyor sevgili arkadaşlar. Şöyle düşünsenize size köle gibi davranılan bir yerde Müslüman olmak ister misiniz? İstemezsiniz değil mi? İşte bu yüzden bu yüzden Emeviler döneminde İslamiyet çok hızlı yayılamıyor. Çünkü insanlara kötü davranılıyor. Mevali denilerek yaklaşılıyor. Geliyorum. Halifeliğin geçtiği bir diğer devlete Abbasiler son sayfamızdayız artık. Emevi devletinin yıkılmasıyla birlikte Hz. Muhammed'in amcası Hz. Abbas'ın soyundan gelenler tarafından Bağdat'ta kurulan bir İslam devletinden bahsediyoruz. Hani Emeviler biraz önce Arapların üstün olduğunu savunmuştu ya, Arap milliyetçiliği yapmışlardı ya. Abbasiler bunu yapmıyorlar sevgili arkadaşlar. Abbasiler herkese eşit davranıyorlar. Bu yüzden bakın şu bilgimiz çok önemli. Türkler dahil birçok milletin Müslüman olmasını Abbasiler'in bu hoşgörülü politikası sağlıyor. Emevilerin aksine o politikayı bırakıyorlar ve herkese eşit yaklaşıyorlar. Zaten Türklere değer veren bir devlet Abbasiler. Bunu nereden anlıyorum? Türkler için Bağdat'ta Samarra denilen sadece Türklerden oluşan bir şehir kurulmuştur. Şimdi Abbasilerle Türklerin bağlantıları bu kadar iyi ise biz o zaman Türkler olarak Abbasiler döneminde yavaş yavaş Müslüman olmaya başlayacağız diyebiliriz. Hatta son bilgiye bakalım. Çinlilerle Abbasiler bir savaş yapıyorlar. Savaşın adı Talas Savaşı sevgili arkadaşlar ve Talas Savaşı'nda hani bize iyi davranmıştı ya Araplar. Biz de Araplara minnet borcumuzu göstermek için Abbasilerin yanında savaşa giriyoruz ve savaşan Abbasiler kazanıyor. Peki önemli bilgimiz ne? Bak Türklerin Müslüman olması Talas Savaşı'ndan sonra hızlandı. İşte Türklerin Müslüman olduğu savaş diye aklımıza hangi savaşa getirebiliriz? Talas Savaşı'nı getirebiliriz. Abbasiler dönemi de bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Bir sonraki konuyu diğer dersimizde hep beraber işleyeceğiz. İkinci konumuz İslamiyet'in doğuşu ve değişim konusu burada bitti. Aynı konuları zaten din kültürü dersinde de görmüşsünüzdür. O yüzden yabancılık çekmemişsinizdir. Kısa bir tekrarla, tekrar hatırlamanızı e, bu konu sağlayabilir diyerek büyük ekranıma geçiş yapayım ve dersimin artık sonuna gelelim. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve konularda derslerde görüşmek üzere.